Hemen art tarafından pozisyon almaya çalışıyor. Çok erken bir başlangıç. Side'da şu an için Brave'le birlikte Kushner backside'da ikili bir oyun yapmaya çalışacak. Smoke çıkışı flash pick gelecek gibi. Kör oldu oyuncular. Kuti hala backside'da. Brave yürüdü geldi ve içeriden Loyter'le beraber birebir takas geldi. Yakın mesafe Brave. Çapa savunması olarak 4 kill'lik bir katkı geldi Brave'den ve son kalan Kraven olacak. Durumu 1v2'ye getirdi şimdi bu vuruşla birlikte. Ve iki oyuncu yan yana gidiyor Eternal Fire'da çünkü Kraven'i site almaya doğru bırakıyor. Yakın mesafeden. Beklemem lazım. Evet yani 1v2 oynamayı çalışacak. Kraven en azından plant'ı alabildi. CT'ye doğru baskı kurmak istiyor şu an için. Cydrex'e yalnız birebir düello fırsatı buldu bu düelloyu. Başarıyla tamamladı. Anima'yı da gördü. Bir mermi isabeti daha var ama Anima. Ama 10 canlı hayatta kalıyor. Hemen arttan bir geçiş. Saat içerisinde Brave. Konum belli olmuştu. Kushner yanında. Hemen Secret Pit arasına doğru. Ütüyü kullanmalar devam ediyor. Savunmayı biraz geriye ittirdiler. Ve Laron bu perdesiyle beraber de plant alınacak. Yalnız Larok yürüyor. Laron bu kadar hızlı yürümesini beklemeyebilirler. Yine de Kushner çok dikkatli. Plant hala alınabilmiş değil. Az canı olan birkaç fazla oyuncu var ve Larok pozisyonu çok iyi değerlendirdi. 2'ye 1 takas. Loita'nın aldığı takasla birlikte avantaj şu an BBR Pasifik'te gibi gözüküyor. Çiçek tarafına doğru açılan bir smoke var. CT'ye hala tabii kamerayla baskı devam ederken. O comeback tam yürümek istiyordu. Cydrex engelledi. 3v3 yani inanılmaz bir can avantajı. BBL Pasifik'te şu an 23 can izi, 5 can anima, 71 can Cydrex. Evet yani toplam 100 can olmuyor. Easy. 23 canı var. Altol'la beraber denemeler devam edecek ama burası. Şu an için Secret'tan gelen oyuncu önemli ki Rose'dan gelen bir headshot daha var Şerif'le. 23 can, 5 can, 2 oyuncu. Pit'e kadar geldi. Kraven, Easy'yi buldu. Anima, yeri belli artık. Bulldog'la birlikte yaklaşıyor. Oraya doğru 2-3 oyuncu açılı bakıyor. Yapmaya çalıştılar. Loita açıldı. Oo, harika bir vuruş Loita'dan. Yani tam olarak oraya fokus değildi ama iyi bir reaksiyon yani verdi. Cydrex geliyor şimdi. Loita onu da gördü. Yani yardım bir fight yok hala ama iki oyuncu da birebir düelloyu yani kabul ediyor Loita. Çok ekstra vuruşlar. Of. Yani Loita bir geleyim bakayım ne oluyor derken B'deki iki savunmayı birden vurdu gardın. Ve diğer oyuncular görüyorsun rotasyona gitmiyorlar çünkü yani tamam B'ye giderlerse hani biz bu roundda silah koruruz evet, diye mi düşünüyorlardı? Yani zaten hayır. Easy inanılmaz geride. A'da artık yani hani. Yine de yaklaşmak istedi Kushner'la Brave. Bence hızlıca bir bakacaklar çıkabilir. İşte aynen böyle bir kill çıkarsa diye. Aa ulti çıktı bu arada. Evet sova ultisi geldi. Brave taglenmedi. Üzerine doğru geliyor. Easy bu arada 70 kaldı. O taglenmiş. En uzaktan. Yanlışlıkla. Olabilir. Büyük ihtimal spawn'a doğru. Larok. Şunları yakaladı. Brave'den gelen bir headshot var. Brave yine bir kez daha. Flash pozisyonunda ekstra yapmak ulti isteyecek. Kendi kaynağıyla beraber round'a almak istiyor ama. Ulti. Üçüncü ulti geldi dediğin gibi. Buraya doğru yalnız bir flash yok. Sadece. Perde arkasında Brave ikinci kill'ini de aldı. Ama tabii biri ultiydi. 2v2 pozisyon. 4 canı var sadece. Side pillar etrafından uçarak, easy zıplayarak geldi. Yakın mesafe. Rose şokları var kullanmıyor şu an için. Mermi sıyırdı Larok'u ve Rose da koşmaya başladı. Side tarafına doğru geldi Kushner. Burada Kushner saklanıyor ama arkasından yürüyebilirler ve aslında rakibini yakaladı. Sarsma da gönderdi. Çıkabildi bir de oradan. Yani Cydrex kill almış. Brave yardımında 3 kişi birden arttılar ve ayakta burada artık 4 kişi olarak çözümü üretti Eternal Fire. Yani Kushner orada ilk temasta uf yalnız bir dakika. Bilemiyor tabii ki de. Yani bir risk alması gerekti ve planti hiç fake vermeden yalnız direkt bir mermi şansı var izinin. İzinin bir mermi şansı var kaçırdı. Kaçırdı ve üzerine sarsma geldi yalnız. Bunun etkisinde ve Easy. B'ye rotasyon backup gidiyor yalnız. Evet. Double'ları kaybedildiğini düşünüyor. Eternal Fire şu an B'ye rotasyon götürdü. Hatta tam tersi orada kamera ve tuzağı var. Kraven'in ve comeback. Cızbıza geldi. Çok rahat saat içerisinde. Yakıyor. Secret'tan spawn'a doğru da gidecek artık. Ha? Çiçek'te bekleyen Anima var. Tabii duvar arkası rakibi. İkincisini main'den aradı. Gördü son anda. Hasanlar da var üzerine aldı doğru. Bir düşman kaldı. Ya comeback gitmiş spawn'dan bu arada. Art ilk kontağı alıyor site tarafında ve hemen gördü hedefini buluyor. Yani BBR Pasifik olabildiğince A tarafından oyun kurmak istiyor. Hemen flash'la öne çıkmak istedi. Tabii yeri belli biraz.
çekmede de kaldı. Birazdan kendi formuna dönecek ama Kuti artı yardıma gitmek isterken main baskısı önce Brave'i ardından kendine round'a veda etmesine neden oluyor diyelim. Ve yani 4 ve 3 yani çok önemli bir seriye avantaj. İhtiyacı var. Evet. Bir 2-0, 3-0'lık bir mini bir seri, bir oyuna girmesi, bir rakibe baskı arttırması lazım. Ama yani operatörü işte Izzy'yi kaç round'dur B'de görüyoruz. Yani artık bir kere hani A'da kendi impact olamadı. Oyun biraz B'ye gitti falan o aralarda. Comeback. Orada Izzy'yi yakaladı yine. Aynen öyle. Anima çek tarafında yani. Comeback çok rahat hareket ediyor. Server içerisinde. Side direkt son kalan oyuncu. Artta saklanmaya çalışacak. Cydrex'in de yeri belli oldu ve o da kill alamıyor. Flash'lar çıkmak istiyor gerçekten. Flash da çıktı, Larok çok rahat oldu, 2 kill. Double Door'da en az bir oyuncu olduğunu biliyor. Ya 4 kişi vardı burada aslında toplamda. Ama yani tek bir flash'ta gitti, ikisini düşürdü. Hasar da almadı. Yani Larok'un 2 gündür Phoenix... Keskin vuruşlar, çok çok iyi hareketler. Şimdi B'ye doğru, BBA Pacific. Yerleşti Easy. Yavaş yavaş Link'ten geliyor. Ve yani görüyorsun çok da disiplinli tabii yani. BBA Pasif'in de olayı bu. Avantajı yakalasa da yine oyunun sonunda şu an çok sakin ve kontrollüler. Arkadaki tuzak kırıldı. Kraven bu infoyu verecektir. Easy bu arada. Kill aldı ama Rose takasta. Ve Anima. Velo çekiyor. Ekonomi yok çünkü. Yani açıkçası Eternal Fire tarafının başı büyük dertte. Onlar tabi Abyss yasakladı biliyorsun. BBL Pacific'in Ascension yolunda son sezonda en iyi olduğu haritaydı ama Lotus'un çıkması, Pearl'in girmesiyle birlikte herhalde bayrak taşıyıcı harita BBL Pacific için burası olacak gibi. Kaya Kaya geldi, yine comeback bir sağdı. Ama bu esnada bu kadar hareket varken midde iki kişi Loyte ile birlikte Kraven yürüyordu diyecektim ama Izzy ikinci atışını kaçırdı kartına dönünce. Sanırım fark etmemiş olabilir. Bu kadar yakında beklemiyor olabilir. Şimdi B side kontrolü BBR Pacific adına geçerli olacak. Round içerisinde tabi Breach ultisi kullanıldığı için burası nasıl retake olur? Anca Brave'in ultisiyle derken Kushner Kraven'i yakaladı. Rose hala ultiye devam ediyor bir şekilde. Ve Brave'in kendi smoke'unu long'a açmasıyla Kushner onu vuramadı. Ama döndü, comeback'i yakaladı Kushner. Şimdi Spike'ı yerden aldı. Rose'u fark etmiş olmalı. Rose tabii Kushner off angle'a geçince bütün avantaj kendisinde ve ilk stun kullandı hemen comeback içeri kimse girmesin diye. Timing. Reaksiyon. Yani Izzy son anda son vermesi büyük ihtimalle. Evet. Hemen main'den diğer oyuncuları çağırdı bu arada Izzy. Yani daha fazla tek başına yürümek ister mi? Şu an sekürlüyor. Bence çap olduğunu anladı Kraven'in orada. Evet. O yüzden alan almaya doğru gitti. Çiçeğe kadar geldi ama yani buradan orada bir arkasında takım arkadaşı mı sıktı? Ne oldu? Sıktı biri. Bilmiyorum ama. Şimdi Secret'tan yürüyecekler. Bu arada timing oldu. Larok çok dikkatsiz. Şurası. Yürümediğini düşündü rakibinin. Yalnız Rose çiçekte yakalandı. Izzy dolaşmaya çalışıyor. Şu an Secret'a kadar arkaladı geldi. Biraz zaman kandırmasını isteyecek takım arkadaşından ama 3'e 2 pozisyon ve yakın mesafe Kuti ile beraber. Izzy arkadan geldi, kill aldı. Boyta 1 vs 1. Izzy 65 can. Boyta! Comeback. Üzerine gelen Breach ultisi. Hemen Anima'dan side kontrol alınmak için geliyorlar yavaş yavaş. Rose bu arada arttan geldi. Rakibini yakaladı. Bir anda. Larok da hiçbir geri vites yok bu arada ya. Çok iyi flash. Çok iyi flash ama Brave'e hiç bakmadı flash'la birlikte. Yine çok iyi açtı. Orada Double Door'dan bir gap verecekler. Yani dikkat etmeleri lazım. Hemen drone'u ile birlikte geldi Rose buraya, gördü. Yani çok akıllıca. Ve 2'ye 1 takas. BBR Pasifik'in istediği senaryo bu. Arka tarafta sanırım bir oyuncu daha yakalamışlar. B'den açılan oyuncularla Rose Loy tekilleri. Ve 13-3 çok tek taraflı geçen bir harita. Gerçekten BBL Pacific adına çok rahat oldu Pearl haritası. Herhalde biraz hani... Tek başına kalacak gibi zaten. Evet, çapa savunmaydı. Hiç beklemiyordu bu arada. Her yeri kaybediyor başlıyor. Evet. Ve Brave çok rahat bir şekilde yani entry aldı. Artık B bomboş. Hemen butonla beraber ama kapı yani, kapatılacak. Bence kötü bir tercih bu. Yani 4-1 yaptıkları yerde bir side güçlü tutup diğer side retake'e atmak istedikleri bir bölge için hani Rose'un B main baskısı olduğunu bilmesine rağmen, midin gap olduğunu bilmesine rağmen kalmaya devam etmesi bence evet, yani biraz hataydı. Zor bir duruma soktu. Ama tabii BBA Pacific bakalım ilk başlayacak. Larok'tan
Sıfır geldi ama comeback bu arada. Kiralsa bile Brave'den yine cevap geldi. Comeback trendine 2-3 vurdu. Nasıl yapabiliyor şimdi bunu? Şimdi Lotta hala dişi de açık. Kayıkhanede iki oyuncu Anima comeback'i Smoke'tan yakalamayı başarınca Larok. Zirvesi 2 kaldı. Aa, hamle geldi. Oh. Larok çok zorlandı. 3 mermisi var. 29 canı var. Oh, ama hem Anima. Armor hem 100 canı. Brave'in karşı tarafa TP olduğunu anlamamış işte olduk. Brave'in üzerinde yüksek hasar. Şimdi drone geliyor. Goita drone'u kırdı. Kendisini Jhin'le koruyacak. Olabilecek Wallbang'lere karşı ve hemen TP'le yani, Eva doğru döndü. Analiz masasında da bahsedildi. Yani Eternal Fire Ascent hücumunu dün çok iyi oynamıştı. Evet. Burada da gerçekten şu an çok iyi başladılar. Özellikle Pearl'den sonra çok ihtiyaçları vardı böyle iyi bir başlangıca. Evet bakalım şimdi. Avantajı yakalan Eternal Fire adamı bitirecek. Evet kısaya doğru hızlıca geldi. Kushner önden yürümeye başladı. Kraven backside'da kafesini açtı. Arkasında Paranoia 7 bekliyor ama görüş geldi ve Larok bu arada Anima'yı yakalamış durumda. Kraven kendi kafesinden çıktı, kiraldı. Bir tane daha vurmuş. Kushner şu an Jhin arkasında. Loita oraya doğru geliyor. Timing kimin lehinde olacak bakacağız. Patlayıcı arkasından. Son 30 saniye. Ardist oyuncuyu fark etmiş olabilir belki. Loita buraya bakmaya devam ediyor. Heaven'dan yardım geldi. Larok kiraldı. Son kanuncu Easy. Smoke açıldı bir anda ve karşısında neredeyse A'yı şu an 4 diyecekler ve 35 saniye A'ya girmeye çalışacak. Ki Loita izin vermedi. Bridge ikisi geldi site'a ama kısa etkilenmedi. Ve görüşle beraber Rose killleri aldı. Ama arkası dönük. Hala oyuncu var. Easy'yi düşürmedi. Site'deki oyuncuya yardım etmeye gitti. Kraven 1v2 Easy. 20 saniye biraz daha hasar verdi. Kraven kapı kapandı. Backup koşarak geliyor yani comeback'le birlikte de. Aynen öyle. Kraven'in çok fazla canı kalmadı ama tahmin ediyor. Bu arada erken çıktı biraz. Comeback'i çok dikkat de etmeyebilirler bu arada. Oo, ulti çıktı bu esnada. Midlink tarafına. Oho, ultinin etrafında olmasına rağmen. Şok dart geliyor. Bu arada hala wallbang atabilme geldi kapasitesi var. Dediğin gibi ulti geldi. Kraven'in yeri belli. Şimdi lane tarafından TP ile birlikte Brave içeri giriyor. Hala traplere takılan kimse yok. Ama Rose basmış oraya CT'den. İki tane kill kendisinden. Kraven de yine default'a doğru çıktı. Brave hala yaşıyor. Önünde bir smoke var. Bu smoke sayesinde belki bir iki kill daha çıkarabilir ama. Tazelendi smoke. Yani zaten hani zaman aleyhine işliyor. İki oyuncunun da muhtemelen smoke etrafında olduğunu falan düşünüyorlar. Bitti round. Evet, Easy de mobil değil zaten. Main'i kesiyor ama operatörle kaldı burada. Ve geriye doğru döndüklerini de gördü. Yani işte savunma bazı şimdilik. Ve ulti ile beraber Kushner gelecek. Kısa da Easy bekliyor ve Larok'un peak'ini değerlendirdi. Kuti patlayıcı sonrası girecek. Aa, ama Paranoia geldi. Kuti'nin ultisi bitecek birazdan. Evet ve comeback çıkarken yakalamış. Ve Rose geldi ama Anima'yı atacağız da. Side'de Loita çıkmaya çalışacak ama Easy Wallbang'de beraber kill'de. Şimdi Sidrex ulti attı. Ondan yavaş yavaş gelen bir Kraven var. Kraven ultisi de var. Duruma göre kullanabilir. Direkt atladı yalnız. Anima'yı da biliyor. Of yani orada ilk temas. Pizza kontrolü alındı. 3 oyuncuyla beraber 2 tane de B-Main var ve sesler duyuldu. Neon'un koşması başladı. Hemen backside. Kayıkhaneye doğru kaçacak. Şurası. Rose. Keşfini hazırladı. Main çıkışına doğru. Gönderdi. Ve kırılamadı. Wallbang'le. Pardon. Oo, One Way ile birlikte bu arada Pop Flash ile oynamak istediler ama üzerine hem Paranoia geliyor hem aynı zamanda bir stun geldi. Birebir takas. Comeback arkadan geldi. İkinci kill'i. 50 canı var. Yalnız backside'deki önce fokus oldu Sidrex. Takası alıyor ve Sidrex round'da 3 kill bulmuş olmasına rağmen hala avantaj BBL Pasifik'te. Elindeki shorty ile birlikte bakalım yürüyecek mi Kraven? One Way bekliyor. Tekrar aşağı bıraktı galiba kendini. 10 saniye. Side'da zaten Loita var. Yani buradan zaten gidebilmesi çok mümkün değil. İzinin o yani kaçtığını düşündüler. Aramaya başlayacaktı Loita. 28 canlı beraber izi kaçmaya çalışıyor ama Loita ultisi kapandı. Comeback bir kill almadan çıktı. Ve çıkamadı. Beşi de atamadı bu arada. Çıkamadı da yani. Yani öyle bir körsledin ki. Kuti ikinci kill aldı bu arada. Şu an Larok, Larok ne yapıyor Larok? Larok flash tek başına geldi ama Kuti mermisini kaçırmamış. Easy. Mid'den rakibini gördükten sonra. Ya olabilecek her türlü senaryo BBL Pacific için mevcuttu. Evet. En iyi senaryo. B main'i kitlemişsin. Mid'e bıçak atıyorsun. Sadece işte ultili bir izi var. Ama herkes yani kimse istediğini yapamadı round'da. Kayıkhanede rakibini gördü. Wallbang denemeleri var. Biraz beklemeye çalışıyor.
Anima. Takım arkadaşlar fight'a girsin diye tabii biraz süreye de oynuyor. Yalnız burada çıkarmamak da bir side'dan hedef olabilir. Ama çok iyi stun. Çok gidiyorlar buraya. Böyle bir bence öngörüleri de var ve Kushner iki tane çatla beraber round'u açtı. Comeback takası aldı ama Anima hemen yine. Ultiyle geldi Loitan. Onu da yakalamayı başardı Loitan. Buraya smoke attıktan sonra KK'nin'de olduğu belli. Yer değiştirdi, Guardian'ı var. Bir tane şok geldi, pozisyon değiştirmeye çalışıyor. Opa. Smoke içerisinden bir tane ekstra vuruş. 2 vs 3 ile beraber biraz zaman yarattı Kraven'e. Ya Kraven'in hamle yapması lazım. Oh, sağına baktı ve Izzy'yi yakaladı. Şimdi üzerine doğru gelecekler Cydrex. Loite'yi yakalayınca avantaj hala Eternal Fire'da. Yalnız birebir durum var. Şimdi üzerine oynayacak Kraven. Birbirine bire getirdi Wolbank headshot'la birlikte. Cydrex hemen plant almak istiyor. Fake vermeyecek. Bu esnada da Kraven yürüdü. Sağına yürüyecek. Soluna pikledi. İki oyuncu da birbirine bakacak ama Kraven burada... Risk almadı. TP'siyle beraber döndü. Oo, atılan bir Sovati'si var. Rose biliyorsun genelde böyle gönderiyor ve iki tane tag var. Animal'le beraber Cydrex taglendi. Comeback deşiyle beraber çok hızlı çıktı oradan. Gelen bir bridge ultisi kısaya doğru atıldı bu arada Anima'dan ve üzerine push gelecek. Laroku yakaladılar. Hemen bir Sovati'si de var. Loita backside. Üzerine şok geliyor. Sovati'si de geldi. Onunla beraber yakalandı. Cydrex'ten gelen kill. Yine büyük bir kaos dönüyor. Avantaj EF'de. Rose yani o açıda yakalar mı diye aslında soru işaretiyken hem o yakalandı hem de Easy Round'un son bölümü. Sayı almak adına. Ama yani Eternal Fire'ın setup'ı çok iyi gözüküyor şu an derken Anima'yı düşürdüler. Şimdi main'de bir oyuncu daha var. Kafesten bu arada çıkılmaya çalışılırken yine yakalandılar. Easy bitmiyor galiba. Easy. Deminden şimdiye geldi. Zaten kaçamayacak. Yani Brave. İmkansızı başaramaz. Başarırsa tabii. Bu arada yani paranoyasını da kullanma kararı aldı. Yine karşı karşıya gelirse operatör etkisi yaratacak şu an Marshall. Yani iyi vuruş. Az kalsın comeback çıktığı açıdan alacaktı kili ama Easy hata yapmıyor. Evet, bir de bu arada çok yakın geldi Rose. Hop. Easy'nin bu kez mermisi kaçmış durumda. Oraya doğru Loita yerleşmişti ama Easy iyi bir vuruş. Kraven bu arada Anima'yı yakaladı. B'de bir oyuncunun varlığından... Oldu. Çünkü Easy orayı bekliyor. Daha saate girmedi zaten diğer oyuncularda. Çok rahat oldu burası. Son 30 şimdi saniye. CT'den geçmeleri gerekecek ama zaten Cydrex'in wallbang hasarlarıyla birlikte Kraven'i yakaladığını görüyoruz. Kutide kayarak güvenli bölgeye geçti. Smoke'tan çıkıyor bu arada Larok. Yani nasıl olabilir bilmiyorum ama Cydrex'i de gördü ama eline Molly'yi aldığında... Başlamış gibi yavaş yavaş bakarak geliyor ama onu bekleyen comeback var be. Cross'unda Easy. Rahat bir entry oldu. Şimdi Spike B'de alınan kill'den sonra B'ye doğru gelecek. Kraven'in de bu arada ultisi. Atıldı hemen ve Kraven Cydrex'i takasladı. Yani burada PK'deki oyuncunun da yeri belli. Site'a doğru geldi ama Anima. Birebir takas hiç iyi senaryo değil Cydrex için, Eternal Fire için. Small içerisinde bu arada Flash'la birlikte girecekler. Takım arkadaşını da kör etti belki ama Varon aldığı kill'de çok büyük bir avantaj var ve comeback Steers arkasından geldi. Onu stun bekletiyor Anima. Hemen stun'ı çıkarttı. Orada 3 tane oyuncu stun'lı ama çok öne çıkması gerekti. Yine de Loita'dan geliyor Anima kill'i. Ve şimdi smoke'tan çıkan Izzy var. Izzy de düşürüldü. Brave backside'a TP olmuş. Cydrex bu esnada ultiyle kill alıyor. Kushner'la birlikte Brave'den bir kill daha. Ve şimdi... Yürüyen Cydrex var. B tarafının boş olduğu düşünülüyor Anima. Şu an 70 canla beraber kafeye çıkışında ikili aldı. Hasar almaya devam ediyor ama hala hayatta. Ve Larok zorlansa da o kill alırken Rose'da Kushner'ı yakalamış. Evet evet yani Kushner'ın yakalanması yani yakında olan oyuncu zaten hani ölümle burun buruna. Avantaj 4 ve 3'te BBL Pasifik'te 12 olmak onlar için bu ortanın sonunu getirmek anlamına da gelebilir. Ekonomi çok kötü olacak Eternal Fire'da. Drone'la birlikte main önünü alacak Eternal Fire. Bir oyuncu lurk'e gidiyor şu an. Rose arkası dönük yakalayabilir bir iki oyuncuyu. Kill alması halinde ulti zaten round'u garanti haline getirecek. Gördü rakibini ok atmadan bir prefire dedi de o da isabetli bu arada. Kill yok belki ama son kalan oyuncu Izzy. Operatörle birlikte CT'de. Yapacak hiçbir şey yok Izzy'nin. Yani rakibine yani ekonomik hasar vermek istiyor ama... Rose
bir main'e geri döndü. Evet. Yani yardım edeyim hani. Burada bile bir disiplin var yine. 3'e 1 pozisyonda. Ya izle bu arada. Biliyorsan iki tanesi o B tarafında pazar çıkışıydı yani. Çok az round'a etki geldi. Aa, yarım kontrollü Oita'dan. Aynen öyle. Tam kontrol yok. Easy. İyi vurmaya devam ediyor. Sert savunmasını. 3 kill ile beraber yaptı. Yeri belli. Üzerine baskı geldi. Easy'den. 4. kill. Tek başına Sert'i savundu. Şimdi yakına kadar gelmiş. Tekrar kısaya doğru geri dönme kararı. Tabii Kraven'i şu an lurk'te bekliyorlar ama Kraven main'e kadar geldi. Ve ilk temas Anima ile Kraven arasında. Herkesin odaya şimdi main'e doğru dönecek. Drone çıkıyor. Ya burada dümdüz hani short oyuncunun kontrolü oynanabilirdi ama geldi hani spike'ı aldı. Anima off angle yani Jhin üzeri. Sanırım pazar çıkışına doğru atacak. Herkes yiyebilir gibi. 5 oyuncu birden burada ultiyi attı ve 5 oyuncu birden etkilendi. Sidrex ilk kill almış, ikinci kill de geldi. Oy, bir anda. 3 oyuncu yetenek kullanamayacak çünkü K ultisi atıldı. Sanırım Anima sadece bir patlatma çıkarabilmiş elinden ama hiçbir yeteneğini kullanamayacak. CT Smoke'un içerisinde bir oyuncu var, Kuti tespit edildi. Larok entry alıyor, 2 oyuncu backside'da sıkışmış durumdalar. 2'ye 1 takas derken Kraven tek başına geldi. Dağıttı ortalığı Bayside'da. Brave'in yeri belli. Zaten buton tarafında Rose of Angle'da çok iyi bir pozisyon burası. Daha CT'den çıkamadı izi. Orada çünkü Loita var. Paranoyasını da kullanıyor dip tarafa. Kanbe'in son kill'iyle. Kismo'da çıkarmak zorunda kaldı. Evet bu arada Bent'in üzerine gidiyorlar ama hem Anima hem Qishiner smoke arkasından ve yine Bent'ten gelen kill'lerle birlikte avantaj onlarda derken eş zamanlı iki kill farklı açılarda Kraven ve Rose'dan geliyor. Şimdi yalnız Anima buraya geldi. Kraven onu da gördü. İnanılmaz bir Ghost performansı yine Kraven'den. Bunları çok iyi yapıyor bugün. Yani Kraven gerçekten bu lurk'ü yani bir adım öteye götürmeyi sürekli yapıyor. 3 ve 2 de avantaj artık kendilerinde. Side'da 2 oyuncu koşacak. Kraven yine o beklenmeyeni yapıyor. Yine yürüdü. Yine kontrol edilmedi bu sefer belki ama. Duvar. Of duvardan da yani. Kırabildi. Kırabildi son anda ama 3'e 1 pozisyon ve 3 tane farklı açı. Hızlıca hemen çıkış smoke bıraktı bir tane. Brave birebir fight yakalamak istiyor ama tabii doğal olarak side'deki oyuncu da tam tersi zamanı oynayacaktır ve kendini korumaya çalışacaktır. Brave arkalanıyor muyum diye bir heaven'a bakmak istedi. O kadar girdi ki bu arada Rose. Spike öne mi kuruldu? Öne kuruldu değil mi? Öne kuruldu yani. Evet. Çok ihtiyacı yok. Kimsenin fight atmaya ihtiyacı yok şu an aslında. Fight olacak. Hızlıca bir A rampa kontrolü. Klasik bir A rampa kurdu. Ve böylece Heaven boş infosu var. Yalnız iki oyuncu dirsek tarafında biraz sıkıştılar. Comeback biraz hasar almış. Davos perde arkası. Easy. Öteye yakaladı. Comeback. Orada Sidrex. Bir Seven'la uğraşırken. Main tarafında. Squadar gelmeye devam ediyor. Kuşlar'dan gelen bir kill daha var. Kraven'in değeri belli. Rose'u henüz görmediler galiba. Smoke arkası, perde arkası. Biraz kör mermiler. Izzy'nin çatı sonrası son kalan Kraven. Onu da biliyorlar. Tespit etti Izzy. Birebir fight fırsatı. Yalnız burada kalmayı tercih ediyor. Sasma ile beraber bir oyun gelecek çünkü ama birebir takas işine yarar mı? Çok emin değilim. Ya o One Way sayesinde ilk avantaj kendisindeydi Brave'in. Evet. O kili de alamayabilirdi. İstürenler geldi. Backside'da ısırıldı bu arada. Sidrex ısırıldı. Hatta Rose koşmaya devam ediyor. Kraven yine şapkayı fırlattı bu kez mid'deki lurk'ten. Izzy ile beraber kutunun yerleri belli. Rose koşarken yakalıyor rakibini. Rose inanılmaz özgüvenli. Yardıma gelen var yalnız. Anima geliyor. Oo çok iyi bir stun. Sidrex harikalar yarattı. Kraven. Heaven kontrolünde saate doğru Laro koşmaya çalışacak ve Sidrex 3 kill ile beraber round. Oo, Laro'nun geçtiğini yalnız hiç bilmiyor, hiç bilmiyor. Comeback ulti ile birlikte entry'yi aldı. Şimdi Kraven saatteki ikinci oyuncu Izzy'ydi. Onu da yakalıyor. Yani round'un kazanma koşulu bence Laro'nun hareketleriydi ama oraya kalmadı. Gerek kalmadı bile. Yani Laro round taşan map'te geziyor sadece.
B'ye kaçmaya çalışacaklar yani, ama Rose da kaçmalarını çoktan kapattım hep ya. Engellemeye doğru gidiyor. Heaven'da Rose bir anda yani iki oyuncuyu. Yani daha o kadar yakın değil. Evet, yani modundan sonra bayağı değişiyor yani. Evet. Bambaşka bir oyun olacak gibi. Bu arada gördü izi ve Larok. Ama önlerine doğru bir Vol geliyor. Vol'un üzerine çıktı Larok. Smoke'tan çıktılar. Line-up olabilirler ama Brave ilk kill'den sonra hemen paranoya başvurdu. Bu da sonu oldu. Larok kill'i alıyor. Anima'yı da düşürüyor. Ulti kullanıyor. Plant var ama yalnız Kuti bir timing'le birlikte çıkmıştı CT'den. Kimse de hani Plant'i korumamıştı. Yani önemli bir avantaj elde ediyor artık. Sanırım Austin nerede atılım tam anlamadılar. Boyta B'yi buldu. Nasıl oldu bu yalnız? Önünde smoke vardı. Volbank galiba. Çünkü ya Brave o smoke'u hep one way gibi kullanmak istiyor genelde. Onun açısından belki acaba görmüş mü olabilir? Orada Kuşlar ultiyi açtı pillar etrafında. Aslan'ın burada olduğunu biliyor ama Anima yardıma geldi. Zaten Haven'dan bu kill. Anima oraya gelip yardım etti B'ye. Mid'i bırakıp. Mid'de Kraven var. Anima ne oynadı ya bu round? Şimdi Nate'le birlikte yalnız Rose önünde kaldı. Hemen flash'ini kullanıyor. Backside'e doğru hareket ettiler. Flash'le birlikte oynatmak istedik Q-Shinner'ı. Yakına geliyor Cydrex. 12 saniye, 11 saniye tamamen kör. Rose açmadı bir türlü kendini. Q-Shinner açtığı anda Rose'u yok. Stun'ı bu arada atıyor ama Rose çok öne çıktı. Bu ultiden de etkilenmeyecek Cydrex. Çok geç kaldı. Yani Rose entry almaya gittiğinde bir şekilde alıyor bu entry'leri. Mantek oyuncuların önünde trap var. Comeback çok ileri gitmiş. Q-Shinner tarafından yakalanıyor. Hemen bir tuzak kullanacak. Bu istediği gibi gitti mi emin değilim. Ama 4'e 4 site'e yerleştiler. Avantaj var. CT'de Vol var. Yalnız o Vol'un üstünden sanırım Larok bir kill çıkardı. Q-Shinner yine takasta. Hell'de Kraven var. Altlarına bakmayabilirler. İlk kontakta Loita. Entry'yi alıyor. Kraven Heaven altına kadar çekildi. Heaven altına inen Izzy var. Q-Shinner 3 kill ile birlikte roundda şu an çok önemli bir noktaya getirdi roundda. Ve Q-Shinner takasını hemen alabilirmiş. Evet yani dediğin gibi o mikro hatalar belki de skorun verdiği. Ve Brave Loita'yı bu kez. Terste B önünde yakaladı. Bir kere de kendisi yakalanmıştı ona. Easy. Kraven'i biraz buldu. Momentum'u buldu yalnız Eternal Fire diyecektim. Q-Shinner yine takasta. Yani takas gelmese bir problem teşkil edebilirdi round'ın gidişatı. Ya oyundaki aksiyon hızı artıyor şu an. Şimdi yalnız ilk kim ses verecek? Şu an comeback. Acayip bir timing. Yakında yalnız comeback Brave'i fark edebilirdi. Hemen TP ile main'e çıktı bu arada. Kaplan'la birlikte bu arada Rose çok soğukkanlı. Emin oldu oradan çıktığına, evet. İyice gerittirdi. Ama yani default'a değil de böyle bayağı açığa doğru almaya çalışınca planti Rose. Yani spawn'da takım arkadaşım var diye ama dediğin gibi yani 3 kişi yaşıyor karşıdan. Bir oyuncunun yeri biliniyor o da main'e kaçtığı için. Ve Easy çok kontrollü rakibimiz. Smoke biraz dip yalnız sanki ya. Evet. İçerisinden yani, çıkıldı Anima. Anima nasıl bir reaksiyondu o? Aslında çok iyi döndü dediğin gibi ama şimdi ulti geldi ve Q-Shinner 8 canla. Üzerine hemen bir Kraven'den ulti yine. Savunmanın yeri belli. Heaven altında Brave var. Main'e doğru bakıyor oradan. Larok. Q-Shinner'den yardıma geldi. Şimdi duvar attı, önde kaldı galiba. Çok istediğimi bilmiyorum ama yanlışlıkla olmuş gibi. Sanki bilerek yaptı bayağı bu arada. Bilmiyorum ya. Q-Shinner side'da yani Brave'de burada biliyorlar bunu. Yine de Kraven side'a giren ilk isim. Q-Shinner'da backside'den yardım ediyor. Rose tek başına Larok. Spike kontrolü Eternal Fire'da olacak. Larok'un aşağı bırakması gerekiyor kendini. Bıraktı. Yayla kayna üzerine hemen. Nefes kesenle beraber comeback geldi. Backside'dan Brave'i buldu. Şimdi Kuti uçarak geliyor oraya doğru ama comeback. Hemen can tazelemesini de alacak takım arkadaşından. Default plant var. Yalnız ultiye güvenerek belki açığa alırlar diye düşündüm ama çok da istemişler gibi durmuyor bunu. Şimdi planti de bu arada geç de olsa aldılar. Şu an Kraven aranıyor tabii midde. Bu kez de Kraven toplu gelmişti. Takım arkadaşından kopmamıştı. Middeki trap'i aldı bilerek Anima. İlk kontrol edici hazır. Ya ilk kontak CT tarafına pick atmak istedi comeback. 4 ve 3. Heaven tarafına bakan kamerada kırılmış. Debux'da Kraven var. Şimdi
Kremen Sadrex'i gördü, vurdu. Farklı açıda iki tane oyuncu. Kill Laro'a çıktı. İzi kalan son isim İlker'in son anında ve... Shutdown yapamadı ama backside'de Kremen var. Tam sarsma üzerine doğru geldi. Yıldız'ın arkasında kaldı. Yalnız biraz yavaş çıkıyor şu an. Bir tane flash gelecek backside'de galiba. Flash geldi, Kremen kör oldu ve Q-Shunner'dan gelen entry var. Perde indi Q-Shunner'dan, bir tane daha kill. Ya kademeli bir hücum oldu resmen bu. Evet, önce bir yaklaşma, evet. Sonra backside'e ikinci hamle. Yalnız renk tesirlisi var, oraya tabii gidecek mi bilmiyorum da. Easy'den Larox skoru, evet renk tesirli. Q-Shunner'a kill olarak comeback için döndü. Heaven'ın altına girdiklerinde doğru. O trapler çalışacak. Evet yani yaşayamazlar o trapler çalışana kadar. Ve Jochu. Q-Shunner çok dikkatli. Bombot'la birlikte yol yaptı kendine. Rose'da pillar etrafında oynayacak. Backup. Rose düzeltiyorum. Kremen pillar'da oynayacak. Rose backup'a gelmeye çalışıyor. Şu an için iğneyi çıkarırken yakalandı. Kremen'den iki tane güzel kill. Rose yardımda. Main'den çıkıyor iki oyuncu. İkisini de yerini biliyorlar. Saniye. Kaplan çıkarma kararı aldı bu arada Rose. Takım arkadaşlarına yardıma öyle gitti ve dediğin gibi üzerine zıplattı kaplanı. Brave'den bir kill var ama Mermisim de farkında herhalde BBL Pasifik. Çünkü hani retake'imsi bir yerleşim var. Larok çıktı smoke'tan, buldu Q-Shunner'ı. Geri kalan kimse çıkamadı oradaki çekme yüzünden. Ve evet Brave sadece TP'lerle geçmeye çalıştı ama Kraven hazır ve yine ultisini attı Kraven. Wallbank'ler orada, normal mermiler, perde arkası, smoke arkası. Yani bu round içerisinde, round öncesinde freestyle'de kollandı mı bu round bilmiyorum ama ya büyük bir alkış hak ediyor bu round'un oynanış şekli. Bir oyuncu ultiyi baitliyor. Geri kalan ondan çıkıp yere inerken rakibini yakalıyor. Öyle üzerine B main'den kimsenin çıkmasına izin vermiyorlar. Ya şiir gibi bir round BBL Pasifik'ten. Evet, aynen öyle. Yani o yavaş atma dediğin zaman da geçti BBL Pasifik. Evet. Burada duvar üzerinden Larok. Ya herhalde Orb'tan sonra çıkardı Larok ama Orb'a dokundu mu öncesinde, Lloyd'a dokunmadı mı emin değilim. Ortaya doğru yerleşecek smoke'tan, hatta yürüyecek gibi sanki risk aldı. China'ya doğru ama. Easy. Bir main'den baktım şöyle bir sarktı gibi. Burada da Anima Kraven'i yakaladı. Ya Kraven için bir fırsattı bu. Evet. Burada birebir düelliği kazanacak olsa round belli ölçüde biraz hani olasılığı artacak kazanmak için. Plant alınıyor A'ya doğru şimdi. Ama pozisyonu değiştirir. Burası sol tarafı hiç beklemiyor. Oo. Vurdu. Seçimde beraber çıkmaya ama çalıştı yani ama comeback burayı izlerken neden böyle bir gamble alındı? Yani Rose'un orada ya suyu izlemesi lazım ya da comeback'in suya açı vermeyecek pozisyonda pick atması lazım. Bence bir oyuncu pickler, flash'a da çıkar. Hani atar flash çıkartırız gibi bir. Muhtemelen. Plan yapıldı ama ikinci oyuncunun peak'i ve soldan tersten gelmesi comeback'in pozisyonu bozdu. Rose bu arada mermilerden hasar almadı. Nasıl oldu o ya? Almış olmalı ya. Yok şu an alıyor. Demin almamıştı. Da ama... Almaya devam ediyor bu arada Rose. Israr etti pozisyonda. Lloyd'a. Elinde silah yok. Anima döndü, bir rampaya bakayım dedi. Yok yani... Kendi elleriyle öyle altın tepsi de ikram ettiği bir anda oldu BBL Pasifik'in. Eternal Fire'ı da cezalandırıyor anda. Tabii yani direkt oyuncuların ellerinde bıçaklar, flashlar, yetenekler. Aya yerleşti şimdi. Q-Shunner, Heaven. Plant ile beraber yine BBL Pasifik oyuncuları. Save'e gidecekler. Tabii bu kez ekonomi çok daha sıkıntılı. Bir önceki roundda kaybedilen 3 silaha rağmen tekrar Bayrant yapılabilmişti ama şimdi bu 2 silah saklansa bile Bayrant çıkmayabilir ki maçın en kritik yerlerindeyiz. Evet. Yani aslında 2 round'un hikayesi. Tam BBA Pasifik oyun kontrolünü alacak. Comeback. Bizi karşısına gelecek ama o standdan da etkilenmedi. Tabii bir smoke açıldı. Aslında comeback'in açısı gayet iyiydi derken zaten smoke'tan pick atmak istedi. Dry bir pick. Yani zaten standdan etkilenmemişti ama. Oyun A'ya gidiyor artık. B'den seyitlerini bulamadı. Görüş kapanıyor. A'da şu an Kraven savunması ve Rose yardımı var. Biraz sanki
round içinde disiplinli olma uyarısı gelmiş gibi Koç K'den. Çünkü A'daki oyuncular da hiç yerinden milim oynamadılar şimdiye kadar. Ve 25 saniye. Uzaklardan bir tanesi hala orada duruyor. Bir tanesi alındı. Sert içerisine doğru. Fusioner uçarak geldi. Ultisi de artık aktif. Hemen onu açtı. Bakalım ekranlara doğru gönderecek mi? Estavuzu var. Biraz da rakibini geri ittirmek için bunu kullandı. Ve ekranlara doğru biraz kör bir şekilde gönderdi. Oo, ve ultiyle çıkıyor tam tersi. Comeback ultiyle geldi ve Fusioner'ı yakaladı. Uf. Yani yok ayna var. Sıyırdı. Smoke içerisinde bir denemeydi. Boyto! Anima'yı yakaladı. İn bir anda aşağı doğru indi. Brave'in yeri belli. Psydrex'in de yeri belli artık. Üzerine doğru double pick gelecek. Psydrex mermi. Comeback. Timing'le beraber. İpini çok hızlıca aldı. Trap'i de çok kırınca. Çok iyi iş comeback'ten yalnız. Evet yani izin de yeri belli zaten artık. Ve oyun B'ye gelecek. Yalnız Doita backside. Hemen sesleri duydu. Yakın mesafe. Düşünür uçarak geldi. Sarsma ile beraber yardım ama Larok, Larok yine. Vay. Hızlıca takasta. Ultisi de var Larok'un. Yani durumu 5 kişiye de getirebilir takımı için. Sadrex açığa plant aldı. Heaven'daki smoke'la alacak birazdan. Lauren hırsızlığı da kullanıldı. Larok burada düşmedi. Brave, New Box'tan hemen pillar'a çekiliyor. Ulti CT önüne doğru. Heaven'a bu kadar gelecek şekilde kullandılar ve Easy'den gelen bir operatör kili. İkincisi de geliyor. Hemen bir takas var. Durum 2 ve 2. Loite'yi hemen bekleyecekler orada. Yalnız kimse bıraktılar, korumadı. Bıraktılar dediğin gibi ve Sadrex döndü. Rose'u da yakaladı. 1 ve 1'e getiriyor Larok şimdi. Etrafına dönecek, pillar etrafından Brave'i şimdi fark edecek. Üzerine doğru gitmesi lazım ama sadece 3 mermisi var, yerden silahını değiştirdi ve aslında ama biraz daha iyi durumda Eternal Fire. Son raptları kazanan takım olarak da şu an 4'ler aslında ama rotasyon başlıyor. Larok dönecek, evet A'ya gidiş var. Timing'le beraber şimdi infolar geldi. Comeback hemen perde arkası. Loita çekmesini kullandı. Bir yemedi yalnız Loita. Backside. Patlatma geliyor. Patlatma geldi ve Bray ile beraber kutu ama Larok burada Anima bir tane daha fazla vurdu. 2v2. Tight'ta hala Rose var. 10 saniye kaldı süreye. Oynayacaktır. Çok Rose. Ve Anima oyuncuyu mu bulsun? Durmak zorunda. Plant'le uğraşsın. Birinin üzerinde koşması yeterli olacak. Rose yani. İyi sıkıştıracaklar. Ya sanırım Split B gibi gözüküyor. Öyle görünüyor. Ama Larok'la Loita'nın burada ne yapacağı çok önemli. Yalnız yardıma gelen biri var. Yine geldi. Oo, Larok, Loita killer. Loita'nın Guardian'ı iki tane headshot'la birlikte öldü. Çok önemli bir avantaj derken Rose açıkta yakalandı. Kambay'ın short ikili operatörle tamamlıyor. Ve